Evet yavrum. Sizleri buraya çağırtmamın sebebi... 20 gün boyunca yaptığınız devamsızlıktan dolayı tasdiknamelerinizi takdim etmek ve şu üstünde 20 tane mumbuldan pastayla da beraber bu emsalsiz anı kutlamak. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Aslında var müdür bey. Söyle oğlum. Bizim bu holdingdeki muhasebe müdürüne hesaplattığıma göre bizim devamsızlığımız 20 gün değil 19,5 gün. Bu durumda yarım gün daha hakkımız var. Bu durumda da bizi okuldan atamıyorsunuz. Gülerim ben buna. Gülerim evladım. Ben sizin gelmediğiniz her dersi ayağımın altına yazdım. Çentik attım. Al. Bravo. Haklısınız. 20 gün derslere girmedik. Ama bu 20 günün içinde bir tane naçizane yarım gün var ki o da koçumuzun özel izniyle oldu. O 20 günün birinde bize teneffüse kadar basket maçında oynayabilmemiz için harika koçumuz özel izin almıştı derslerden. Hatırlıyorsunuz değil mi koçum? Doğru bu koç. Yani bu durumda bizim hala yarım gün devamsızlık hakkımız var. Daha seneler var önümüzde. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Şimdi dersten beklerler. Biz gidelim. Saygılar. Müdür bey, müdür bey! Yani biz şimdi bu kağıtları veremeyecek miyiz? Bu pastadan yemeyecek miyiz ya? Fuki hocam, tabii ki biz pastayı yiyeceğiz. Ama koç, tasdiknameyi zıkkımlanacak. Ve ne yazık ki ikinci Viyana kuşatması Osmanlı'nın Avrupa'daki son seferi oldu. Neyse, birazdan zil çalar. Ben size bu dönem tarih ödevinizi veriyorum. Ödevinizin konusu okulumuzun son 10 yıllık tarihi. En fazla 10 sayfa ve resimlerle anlatacaksınız. Nasıl yani hocam? Yani okulumuzda olan önemli ve anlamlı olayları anlatmak gibi mi? Evet evet. Mesela Toygar ve saz arkadaşlarının okuldan atılması gibi. Ve de akabinde geri dönmesi gibi. Hocam kusura bakmayın. Sanıyorum dersinize biraz geç kaldık. Gerçi derse yetiştik en azından. Bizi yok yazmazsınız artık. Ayşegül Hanım şükür kavuştur ama. Evet gidebilirsiniz çocuklar. Hocam daha oturuyorduk ne güzel. Oy oy benim yaralım. Ne duruyorsunuz? Temizlesenize. Ne var? Ne oldu Toygar? Ne güzel oturuyordun. Temizleyin, temizleyin. Demek kadın seni guguklu saatle konuşurken yakaladı. Guguklu saat değil, eşekli saat. Alemsiz Zeldacığım. İnsan hiç saatle konuşur mu? Saatin içine eşek konur mu? Yavrum delirdin mi sen? Ayrıca eşek hoşaftan ne anlar? Hoşaftan anlamıyor ama saatten anlıyor. Her saat başı çıktı anırdı. Daha ne? Ne olur gözünü seveyim şu saati tamir et. Melda dün Şükran'a olanları öğrenince yarın ya bu saat eski haline döner ya da geldiği yere geri döner dedi. Ben saatimi çok seviyorum. Anladım. Sen beni tuzağa düşürmek istiyorsun. Beni hain emellerine alet etmek istiyorsun. Ben bu tuzağa düşmem. Ama lütfen. Peki canım ne zaman istersen. günaydın Selda Hala. Günaydın Deli Ferit. Günaydın canım. Ayşegülcüğüm bana niye Deli Ferit diyorlar biliyor musun? Niye? Niye? Çünkü bana Deli Ferit dendiğinde ben müthiş sinirleniyorum da ondan. Ah Ferit'ciğim lütfen sakin ol. Yani. Ben sakinim Selda. Bu benim sakin halim. Sen benim sinirli halimi bilmiyor musun? Hatırlamıyor musunuz? İşte böyle. Yavaş uyumaya çalışıyoruz burada. Vay canım benim. Rahatsız mı oldun? Bu terbiyesizliğinden dolayı kedi olma süreni 20 sene daha uzatıyorum. Pes pes.
Ferit abi, abi ne güzel sesli öyle. Abi bir daha yapsana bırak abi. Bu elindekini Ayşegül. Bu mu? Bu tarih dönem ödevim. Okulumuzun son 10 yılı. Bakıyorum da bu son 10 yılda hiçbir şey olmamış okulda. Çünkü daha bitmedi. Her seneyle ilgili ayrı bir fotoğraf koyacağım. Böyle dandik, abidik gubidik şeylerle uğraşacağına 5. şifreyi düşün. 5. Bir kere onun için benim önce bir çırak bulmam lazım. Ama çırak arayacak vaktim de yok sevgili Deli Ferit enişte. Sevgili delikanlı Ferit abim benim. Neyse ben gideyim, görüşürüz. Hadi canım. Görüşürüz. Delikanlı. Beyler, bizim müdür Dilaver'in sinsi planı ortaya çıktı. Yarım gün devamsızlıkta, ondan sonra aynen sepet havası, şut. Hiçbir dersi kaçırmamamız lazım. Ama ben onu 20 mumlu pastayı yedirtmeyeceğim. Yedirtmeyeceğiz değil mi çocuklar? Evet abi. Evet. Ya Toygar abi, aslında biz bu rapor olayına girebiliriz. O kadarını ben de akıl ediyorum Naci. Ben istersem ayda 3 defa apandisit ameliyatı, 2 defa da bademciklerimi aldırdığımı gösteren rapor verebilirim. Ama vermiyorum. Niye? Bir sorun niye? Niçin abi? Niye? Çünkü ben kimseyi okulu babasının torpiliyle bitirdi dedirtmem. Bu okulu ben kendim bitireceğim. Öyle ya da böyle bitecek. O müdür Dilaver'i de bitireceğim. Neyse, içeri geçelim çocuklar. Oğlum bitiremeyecek miyiz biz bu okulu ya? Bilmiyorum ki oğlum. Ay çok pardon, çok özür dilerim, çok affedersiniz, çok çok pardon, geç kaldım. Kim acaba, gerçekten merak ettim. Bilmiyorum ki işte, sana sor. Ayşegül bak buradayım. İnanmıyorum, her gün oturduğumuz sırada sen. İnanmıyorum Ceren. Her gün, her sabah aynı iğrenç espri. Bunların ikisi de manyak. Naber Cenk? Bu numaraları Ayşegül gördün mü? Pardon da neyi gördün mü? Cenk seni resmen küçük bir el hareketiyle başından savdı. Cevap bile vermedi. Anla artık, anla. Zerre kadar sallamıyor seni. Yalan mı Cenk? Söyle de hepimiz rahatlayalım. Üzülme. Ceren. Biz Murat'la oturup konuşuyorduk. Yok öyle bir şey yani. Bak. Yoksa gelirdim ben. Ben de gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ne haber Cenk? İyi. Ayşegül, sen bugün burada otursan olur mu? Tabii. Ben burada oturabilir miyim? Bir sakıncası var mı? Ne haber Cenk? Tamam. Selim, yıllıkları getirdin mi? Yarın getireceğim. O zaman ben bunu boşuna getirdim. Olsun, bir bakayım. Tamam. Ama henüz bir şey yok. Evet. Açanın. Çok pardon. Ben acele ettim böyle. Ayşegül Hanım, nasılsınız? Şeysin sen öyle ya. İnsan yürürken önüne bakar. Bir yerine gelmedin. Yok hayır, ama dosyam. Ayşegül Hanım, ben istemeyerek. Yok, bir de isteyerek yapsaydın ha. Gözü dileyeceksin herhalde. Dileyeceğim, maydanoz olmazsan dileyeceğim. Oluyorum, var mı? Var. Bak hala özür dilemiyor. Dileyeceğim, biriktiriyorum. Önce çayı döktüğüm için dileyeceğim. Ondan sonra da seni dövdüğüm için özür dileyeceğim. Görelim bakalım nasıl... Selim! Hop. Dur. Ayrıl yavrum, ayrıl. Selim, sakin ol. Ayrıl. Otur yavrum, otur. Geç yavrum, gel şöyle. Geç. Sen de geç. Neyse sen de geç. Bu ne yavrum, kahve burası ya. Geç. Sen de geç. Geç yavrum, geç. Hiç yakıştıramadım size. Koskoca Şevkiziya Mahmuz'un ölüm yıldönümünde yaptığınız terbiyesizliğe bak. Ya ölüye de mi saygınız yok yavrum sizin ha? Hiç yakıştıramadım size. Hiç.
Sen kimsin yavrum? Ben Rüya. Ha? Sınıfa yeni geldim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Geç, geç. Geçeyim. Sen, geç. Merhaba Sakarcacığım. Sıkış bakayım şöyle, sıkış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.